Merhaba, ben Umut Ususoy. Stüdyo Alt Tarafı'na hoş geldin. 28 yıllık kariyerlerini noktalama kararı alan ve bunun içinde tıpkı kariyerleri boyunca hiçbir şey gerekçe göstermeyip her şeyi sadece robot personalarına da uygun olarak hiç konuşmadan uyguladıkları gibi bu kararlarına da herhangi bir gerekçe göstermeyen, sanılanın aksine Amerikalı ya da İngiliz değil Fransız olan, yine sanılanın aksine The Weeknd ya da Pharrell Williams ve daha pek çok müzik efsanesinin arkasında şekil şekil duran değil, onları önüne katan, müzik tarihinin en ikonik ikililerinden biri olan Daft Punk'ın kasklarının altındaki deha ve müzikler üstü başarısını bu vesileyle mercek altına alıyor ve muhtemelen Türkçe olarak hazırlanan bu ilk Daft Punk mini belgeseliyle de onları yeni hayatlarına uğurluyoruz. Hadi başlayalım. 1993 yılında Paris'te Gilerme Moniel, The Omem Cristo ve Thomas Bangalter tarafından kurulan elektronik müzik ikilisi Daft Punk, underground elektronik müzik kulüplerinde tekno odaklı prodüksiyon ve performanslarıyla uzmanlaşmaya başladıkları tarzlarını kısa sürede house müziğe yönlendirip müziğe daha geniş bir perspektiften bakmaya başlayarak işin içine bolca disco, funk, rock ve synth pop katarak hem kendi benzersiz stillerini oluşturmuş hem de French house denilen ve ayrıca incelememiz gereken benzersiz bir müzik türünün öncülüğünü yaparak ilk albümü Homework'ü 1997 yılında çıkartmıştır. Olağanüstü yönetmen Michel Gondry'nin çektiği Around the World klibiyle dikkatleri üzerine çeken ikili, eşi benzeri olmayan stilleriyle de müzik dünyasına çok başarılı bir giriş yapmıştır. 1999 yılından itibaren ikonik robot personalarına bürünen ikili, 1996 ve 2008 yılları arasında Pedro Winter, namı diğer Busy P'nin sahip olduğu French House'un ne kadar alamet farikası, sanatçı ve albümü varsa çıkartmış plak şirketi Edbanger Records ile çalışmıştır. Edbanger Records'ı başlı başına bir inceleme konusuyken şu kadarını söylemek yeterli olacaktır ki bana göre Daft Punk'ın tahtına biri oturacaksa bu kesinlikle aynı şirketin çıkardığı diğer bir süperstar ikili Justice'dir. Daft Punk'ın yokluğunda yerine bir şey koymak ya da French House'un zirve çalışmalarını görmek isterseniz şiddetle öneririm. 2001'de ikinci albümleri Discovery'den sonra popülaritesi gitgide artan ve 2005'te üçüncü albümleri Human After All'la da global müzik listelerinde yer etmeye başlayan ikili, 2006-2007 yılındaki canlı performanslarından derledikleri albümleri Alive'la 2007 yılında en iyi elektronik dans albümü kategorisinde ilk Grammy'lerini kazanmışlardır. Bu noktaya kadar nereden baksanız 15 yıllık olan kariyerlerinde prodüksiyonları iyiden iyiye uçuk bir noktaya gelmişken kariyerlerinin en başından beri daha da uçuk olarak yaptıkları bir şey varsa o da kesinlikle performanslarıdır. Dans severleri eşek sudan gelinceye kadar dans ettiren performansları ve görsel şovlarının yanında teknik olarak da müzik prodüksiyonunu bilenlerin bariz bir şekilde anlayacağı üzere o kıyafetleri hiç boşuna giymiyorlardır. Çoğu kişi onları Get Lucky ya da I Feel It Coming'in klibinde robot kıyafetiyle takılan tipler zannetse de geldikleri underground kökenleri itibariyle performanslarında tabiri caizse insanın çeşitli yerlerinden kan alan zalim mi zalim iki robottur. Tecrübe etmek isteyenler için bir konser performanslarını açıklamaya bırakıyorum. Efsanevi performanslarının yanında onları benzersiz kılan soundlarının kaynağındaysa sampling'i bir sanat formu olarak kullanmaları yatıyor. Kendi elektronik soundlarına ekledikleri disco, funk ve rock unsurları için bizzat her bir türün yayınlanmış farklı farklı kayıtlarından aldıkları sample'ları deforme ederek kendi türlerinin içinde yeniden bir forma büründürmeleri sonucu benzersiz soundlarını ortaya çıkarmışlardır. Özellikle disco'nun altın çağı olan 70'lerle kurdukları bu kes, beat ve yeniden yarat bağı onların müziğinin en temel unsurlarından biri olan disco sosunun esas kaynağıdır. Sampling'in müziklerindeki rolünü birkaç örnekle göstermek gerekirse,
Evde kendi One More Time'ını yapmak ve Daft Punk'ın sampling prensiplerini daha iyi anlamak isteyen arkadaşlarımız için de harika bir Ableton Live tutorialını açıklamalara bırakırız. Kasklarının altındaki yaratıcılığı ve müzik prodüksiyon prensiplerini artık daha yakından tanıdığımız ikilimiz 2010 yılında ilk soundtrack çalışmalarını Tron Legacy filmi için yapar. 2013 yılında Ed Banger Records ile birlikte bağlı oldukları Virgin Records'tan ayrılarak Columbia Records'a geçerler. Muhtemelen müzik kariyerlerine gidebilecekleri daha üst düzey bir plak şirketi olmamasının da verdiği kuvvetle müzikal anlamda bu zamana kadar geçmişten aldıkları ne kadar ilham, ses ve fikir varsa bunları belki de bir teşekkür mahiyetinde geri vermek için ilk kez çoğunluğu canlı enstrümanlarla kaydedilen ve kendi elektronik soundlarını yapı taşları hariç minimum düzeyde tuttukları albüm olan Random Access Memories'i 2013 yılında çıkartırlar. Disko müziğin babası Giorgio Moroder, efsanevi disko grubu Chic'in gitaristi, muazzam prodüktör Nile Rodgers ve Pharrell Williams gibi isimleri de yanlarına alarak kaydettikleri kelimenin tam anlamıyla saygı duruşu niteliğindeki bu albüm 2014'te aralarında yılın albümü de olmak üzere tam 5 dalda Grammy kazanır. Gloria Gaynor'ın I Will Survive'ı ya da Bee Gees'in Stayin' Alive'ı nasıl insanlık var oldukça unutulmayacaksa, bu albümde yer alan Get Lucky de Daft Punk'a dair her şey unutulsa bile geriye kesin olarak kalacak tek şey olarak müzik tarihini kazınmıştır. Tüm bu geçmiş ve gelecekle ilgili müzikal noktaları ve sanatçıları tıpkı kendi müzikleri gibi büyük bir titizlik ve kusursuzlukta birbirine bağlayan ikilinin artık kariyerlerine ulaşamadığı sadece bir kişi ve bir nokta kalmıştır. Söz konusu disco, funk ve rock karışımlarını özellikle pop potasında eritmek olduğunda ulaşabileceğiniz en üst düzey şüphesiz ki Michael Jackson'dır. Pop'un kralı 2009 yılında aramızdan ayrılıp kuvvetle muhtemel dahil olacağı bu 2013 yılındaki saygı duruşunu bulunamayınca yerini muazzam bir prodüktör ve solist olan Pharrell Williams ile doldurmaya çalıştılarsa da söz konusu Michael Jackson olunca bu eksik parçayı en azından ses rengi anlamında tamamlamaya yaklaşabilecek sample The Weeknd'in sesindeydi. Kanadalı sanatçının albümüne Starboy ve I Feel It Coming gibi iki tane olağanüstü şarkıyla destek olup The Weeknd'in kariyerini uzaya fırlatan ve muhtemelen kendilerince eksik olan parçayı da tamamlayan ikili Billboard Top 100'de ilk kez birinci sıraya yerleştikleri Starboy'la da müzik dünyasına varabilecekleri daha üst bir nokta bırakmamıştır. Kendileri Grammy alırken bile teşekkür konuşmalarını birlikte çalıştıkları sanatçıların yapmasına izin verecek derecede alçak gönüllü ve yarattıkları personanın geçen 28 yıl içinde asla bozulmasına müsaade etmeyecek kadar titiz olan bu ikilinin bu ayrılık kararıyla ilgili de bir şey söylememesi kadar doğal bir durum olamaz. Zaten görüldüğü üzere bunun adı %100 zirvede bırakmaktır ki iki robottan beklenecek coollukta bir harekettir. Underground kültürde başladıkları ve geleceğe taşıdıkları elektronik müzik akımı ve sonrasında müziklerine dahil ettikleri geçmişe dair seslerin daha sonra bizzat o dönemin yıldızları ve son olarak da içinde bulundukları dönemin yıldızlarını katarak kurdukları son derece gerçekçi dün, bugün ve yarın üçlüsü Daft Punk'tan geriye kalan ve muhtemelen bir daha da tekrarlanamayacak muhteşem bir müzikal mirastır. Düşünsenize, muhtemelen kendileri de bu yolculuğa çıkarken bir gün kendi müziklerinin ve kariyerlerinin sahnede canlı olarak Stevie Wonder, Nile Rodgers, Nathan East ve Pharrell Williams tarafından icra edileceği bir noktaya evrileceğini ummuyorlardı. Belki de en başından beri iki sistematik robot olarak dünyayı ele geçirmeyi planlıyorlardı ve nitekim bunu başardılar da. Her ne olursa olsun bıraktıkları izin kesinlikle silinmeyeceği, en azından bir araya getirdikleri bu bağ kadar gerçek. Yeah.
through my